Burada demin de konuşmamızda geçti hocam. Haram olması Mekke-i Mükerreme'nin. Evet. Biraz bunu açar mısınız? Buradaki kastedilen, çünkü birkaç kelime ve telaffuzla zikrediliyor Mekke-i Mükerreme, değil mi? Evet. Allah'ın evi diyoruz. Bunun Arapçasını söylüyoruz. Harem-i Şerif diyoruz. Biraz bu konuda da bu kavramlara değinir misiniz hocam? Şimdi harem kelimesi harume cümlesinden kelimesinden geliyor. Bu mahrum olmak demek. Yani mahrum olmak kelimesi bir sınır anlamına gelir. Mesela mahrem demektir aslında. Yani Kabe mahremdir. Mahrem ne demek? Hürmetlidir. Yani hürmetli demek sınırları olan, çizgileri olan bir yer anlamına gelir. Mesela parklar, caddeler umuma açıktır. Ama evler mahremdir. Yani ev sadece ehlinin girebildiği yerdir. Hı hı. Özel yerlere mahrem yerler denilir. Mesela insanın da kendi hayatında bazı mahrem, yani özel dediğimiz şey, biz bugün daha çok özel kullanıyoruz. Evet, aslında mahremidir. İnsanın kendi hayatında da mahremleri vardır. Yani herkese açılmayan veya orası zorlanılmayan yerlerdir. Bu aynı zamanda hürmetten de gelir. Hani hürmetli olmak. Yani hürmetli olmak demek sınırları bilmek demek aslında.